Bu senenin temasını sistem thinking koyduk. Sistem thinking. Tabii deyince çok şey anlaşılıyor mesela. Theory of Constraint, Lean, Agility bir sürü şey anlaşılıyor. Aslında şu yani bunu koyma sebeplerimizden bir tanesi şunu hissediyoruz. Lokal sub-optimizasyon çağının yavaş yavaş sonuna geldiğini görüyoruz, hissediyoruz. Ne anlama geliyor? Hani bazı metodolojilerin tabii baskınlığıyla ve veya işte akımlarla o da bir devir ama takım odaklı olmak çok önemli ama yetmez. Artık böyle value streamlerle beraber arada V'lerle hani collaboration over process yerine collaboration and processlerin olduğu bir çağa doğru ilerliyoruz ve bu bakımdan da bütüncül bakmamız lazım. O yüzden bu isim önemli. Yoksa operasyon seviyesinde hani Scrum, Kanban, şu bu olabilir ama operasyon seviyesinde bunların çok bir faydası olabilir mi? Soru işareti. Bunların sorgulandığı bir çağdayız. Bunların sorgulandığı bir noktadayız. Herkesin işte operasyon seviyesinde değişik metotlar yaptığı ama müşteri bir türlü çıktı üretemedi. Acaba niye üretemiyoruz diye sorguladığı bir çağdayız. Bu noktayla bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Mottomuz önemli. Hani imkansız gibi gözüken ama bakış açısını ufak değiştirdiğimiz zaman büyük etkiler oluşturabilecek bir çağında tam arifesinde olduğumuza inanıyorum. Hep beraber bu seçkin topluluk olarak bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz. Ve biraz konferansımızdan da bahsedelim. 2019'a ait kareler sanki dün gibi zaman çok hızlı ilerliyor. Yaşlanıyoruz bunu hissediyorum böyle derinden. Yine aynı yerde olmuştuk. Burada yapmıştık. Workshop ağırlıklı güzel bir konferansla benzer. Dördüncü senemiz, 100'den fazla katılımcı. Bugün iki tane çok değerli keynote'um, tüm konuşmacılarımız çok değerli. İki tane keynote konuşmacımız olacak. Sevgili Erhan Hocam, Erhan Köseoğlu ve Murat Elmas Hocam bizlerle olacaklar. Yarın da David Anderson keynote, 21 session, 3 workshop. Hatta benimki de biraz hafif workshop tadında olacağı için 4 tane diyebiliriz. Evet efendim, değerli konuşmacılarımız, programda da zaten görmüşsünüzdür. Yarınki konuşmacılarımız online. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Kanbanize ve Agesa. Toyota Kata School Türkiye, önemli bulduğumuz bir oluşum bu da. Çünkü yani bilimsel yöntemlerle problem çözmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünya çapında da bu Kata School'un bir temsilcisi. Temsilci derken bir gönüllü organizasyonuyuz. Onu da burada yer vermek istedik. Çünkü biliyorsunuz karmaşık problemleri çözmek hep böyle bir gümüş kuruşun yok. Her zaman V'lerle gitmek lazım. O bakımdan Kata'da önemsediğimiz bir nokta. Katılımcı firmalarımız teşekkür ediyoruz. Reviewers, onlar olmasaydı bu etkinlik olamazdı. Gerçekten böyle nasıl derler? Hani damıtma yöntemiyle derler ya, zeytinyağı gibi böyle en damıtılmış sunumların üstten bir daha geçildi, bir daha geçildi. Çok keyifli ama yorucu bir süreçti. Çok emekleri var. Teşekkür ediyorum onlara. Bazıları yurt dışında ama çoğunluğumuz burada olacak. Bu kadar. Evet, etkileşime geçmek isterseniz hello@flowconf.com pardon. Bu kadar. Sorunuz var mı arkadaşlar? Her şey hazır mıyız bugüne? O zaman Erhan hocamı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Merhabalar tekrardan. Hem davet için çok teşekkür ederiz öncelikle organizasyona hem de sizlerle bir arada böyle derdi dönüşmek olan insanlarla bir arada olduğum için bir kere çok mutluyum. Bunu bir sizlere bir aktarıyor olmak isterim. Çünkü ben bu tip paylaşımların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü değişmek, dönüşmek bu kavramlar üzerinde konuşmayı çok seviyoruz. Malzemesi de bol, anlatanı da bol, yazanı da bol, çizeni de bol. Ama ne kadar çok paylaşırsak, ne kadar çok birbirimizden ilham alabilirsek bu iş o kadar büyüyor, etkisi de o kadar artıyor ve şu anda buradaki kitle olarak her biriniz bir başkasına ilham olabilmek, bir öğrenimi bir başkasıyla paylaşabilmek motivasyonuyla da buradasınız. O yüzden bir kere hepinize canı gönülden teşekkürler. Bana da böyle bir fırsat verip, kıymet verip dinlemeye geldiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Ben bugün ne konuşmak için buradayım? Ortak dertlerimiz var. Ortak sıkıntılarımız var. Aynı dertlerden muzdarip kişiler olarak bir aradayız. Ben de dedim ki damdan düşenin halinden en iyi damdan düşen anlar. Nerelerde damdan düşme ihtimalimiz var? Ben nerelerde damdan düştüm? Neler tecrübe ettim? Ettiklerimden neler öğrendim?
Birazcık daha bunlarla ilgili sizlerle tecrübelerimi, düşüncelerimi, deneyimlerimi paylaşayım. Ama bunu da öyle bir düzleme oturtalım ki aslında sizlerin gündelik hayatında adına paradoks dediğimiz biraz üzerinden konuşacağız. Az önce çok güzel söyledi Altuğ. Yani artık collaboration processes değil, collaboration and processes. Yani bir paradoksa doğru gittiğimizde bir durum var. Yani proseslerin peşinden mi koşacağız, işbirliğinin peşinden mi koşacağız? İnovasyon mu yapacağız yoksa işte verimliliğin peşinden mi koşacağız? Bu ikilemleri yaşayan bir organizasyon aslında dönüşüm yolculuğunda nelere odaklanabilir? Neler hakkında daha fazla farkında olmalıdır? Nacizane bunlarla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Peki, bu görmüş olduğunuz fotoğrafın benim için bir anlamı var. Ama sizlere bir soru sormak istiyorum. Şu fotoğrafa ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Aklınıza hangi kelimeler geliyor? Yolculuk. Hava. Efendim? Gezgin. Gezgin. Yalnızlık. Başka? Zorluk, engel, mücadele diyebilir miyiz? Peki. Belirsizlik. Efendim? Frodo. Bir misyon üstlenmişsin. Bir şeyi başarmak için değil mi? Sırtında o yüzüğü bir takmışsın. Yola çıkmışsın, yolculuğa çıkmışsın. Harikasınız. Başka? Özgürlük var. Değil mi? Yalnızlık beraberinde bir özgürlük de var. Başka? Geliyor mu aklınıza bir şey? Hava kirliliği. Kara kalem olunca biraz öyle hissediliyor. Doğru. Peki. Yaptığı işi bu duygularla eşleştiren var mı aramızda? Mücadele ediyorum organizasyonda. Bazen yalnız hissediyorum. Bir yola çıktık ama nereye gideceği belli değil. Bir belirsizlik var. Şöyle arkama dönüp bir baktığımda kimi göreceğim belli değil. Ama bir yandan da öğreniyorum. Bir kaşiflik duygusu var. Gezginlik duygusu var. Yeni şeyler keşfetmek var. Değil mi? Çelişkiler var. Bazen çok yükseğim. Çok motiveyim. Ama bazen biraz düşüyorum diyen var mı aranızda? Yaptığımız iş bu. Dönüşüme gönül veren insan olarak aslında yaşadığımız duygu bu. Bu resmin benim için anlamı şu. Ben bir dönem bir koçluk aldım. Dönüşüm yolculuğuna liderlik ederken organizasyonumda kendi liderlik becerilerimle ilgili bir dizi koçluk seansından geçtim. Ve bu koçluk seansları sırasında kendimle ilgili ifade ettiğim değerler, yaşadığım duygular, heyecanlar, meraklar, istekler, hayaller, her ne derseniz bunların hepsiyle ilgili koçumla uzun uzun sohbetler ettim. Bu sohbetlerimin sonunda da koçum benden dinlediklerini 20 dakikalık bir ses kaydına dönüştürdü ve bir ajansa gönderdi. Bu ajans AI ile benden duyduğu kelimeler, temalar, kelimeleri kullanma sıklığım, vurgulama sıklığım, cümleleri kurma biçimim, o kelimeyi bir başka kelimeyle yan yana getirme biçimim, bunların hepsinden hareketle resmi AI çizdi. Şimdi bunu sizinle niye paylaşıyorum? Çünkü bu mücadele, yola çıkma, yolda olma, belirsizlik, bazen düşmek, bazen kalkmak, sırtına bir yük yüklenmek, bunlar aslında bizlerin yaşadığı ortak şeyler. Ve bütün bunların altında da organizasyonda yaşadığımız paradokslar var. Peki, paradoks. Paradoks hepimizin bildiği, zaman zaman kullandığı bir kelime. Çok temelde aslında hemen zihninizde bir şey şekillendirebilmesi için en basit paradoks ifadesi bu. Aşağıdaki önerme yanlıştır, yukarıdaki önerme doğrudur. Aşağıdaki yanlışsa yukarıdakinin doğru olma ihtimali yok. Yukarıdakini eğer doğru kabul etmeyeceksek aşağıdaki de yanlış olması lazım. Kendi içinde çelişen ifadeler. Size şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Paradoksu bir miktar daha iyi anlayabilmek için. Bunun organizasyondaki karşılıklarını, yansımalarını da çok hızlı bir şekilde bence yakalayabileceğiz bu hikayeden. Yıllar yıllar önce kral bir yarışma açıyor. Diyor ki, kim bana işte bu gerçekten bir yalandır dedirtebilecek bir yalan atarsa, kendisine bir küp altın. Bütün yalancılar sıraya giriyor. Başlıyorlar yalanlar anlatmaya. Kral her seferinde diyor ki, bence olabilir, olmasın. Böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Sürekli yalancıların, attığı yalanların aslında onun için gerçekçi olmadığını anlatacak şekilde hem eğleniyor hem de hepsini geri çeviriyor. Günlerden bir gün kahramanımız geliyor. Elinde bir boş küp. Diyor ki,
Kralım, yıllar yıllar önce sizin dedeniz çok büyük bir sefere çıkacaktı. Ve bu sefere çıkarken maalesef yeterli parası yoktu. O zaman benim dedemin yanına geldi ve dedeme dedi ki bana bir küp altın borç ver. Dedem de ona bir küp altın verdi ve kral da dedi ki benim torunum senin torununa bu borcu ödeyecek. İşte bu küp, o küp, lütfen borcunuzu ödeyin. Kral bu kuyruklu bir yalan dedi, böyle şey olamaz. Kahramanımız dedi ki o zaman ödülümü verin. Belki de doğru olabilir, belki de doğru söylüyorsundur dedi. O zaman borcunuzu ödeyin. Şimdi paradoks tam olarak böyle bir hikaye. Duruma göre, kişiye göre, yaşadığınız şeye göre aslında değişen ifadeler. Organizasyonlarımızda inovasyon yapacağız kardeşim diyoruz. Çeviklikle birlikte inovasyon kaslarımızı arttıracağız diyoruz ama bir saniye, yeterli bütçemiz yok. Ya inovatif farklı konular üzerine, farklı projeler üzerine çalışalım diyoruz. Ama şu anda daha önemli kaliteyle ilgili konularımız var. İnovasyon konuları için yeterli zamanımız yok. Veyahut çevikliğin başarısını ölçelim diyoruz. Bir yandan da diyoruz ki çeviklik yola çıkmakla ilgili bir şey. Başımıza ne geleceğini yolda öğreneceğiz. Şimdi böyle her şeyi ölçelim, biçelim, görelim dersek, öngörelim dersek bu iş olmaz diyoruz. Sürekli kendi içerisinde çelişen aslında bir yolculuk yaşıyoruz. Ve bu çelişkilerin en önemli nedeni bazen durum, bazen konu, bazen lider, bazen de bizim konuya bakış açımız. Peki, hop. İstiyoruz ki biz bir yola çıktığımızda, bir dönüşüm yolculuğuna çıktığımızda herkes böyle hazır olsun arkamızda, değil mi? Spor ayakkabılarını giymiş, şortlarını giymiş. Aranızda koşu sporuyla ilgilenen var mı? Şahanesiniz. Şimdi ben bunu Frankfurt özellikle seçtim. 10 gün sonra Frankfurt'ta maraton koşacağım. O yüzden öyle bir bağım var bu fotoğrafla. Koşu sporu böyle bir şey. Ayakkabılarını giyersin, şortunu giyersin. Bütün yollar senindir. Yapabilirsin. Çok güzel bir spordur. Koşma niyetin olduğun sürece. Ve istiyoruz ki organizasyonumuzdaki herkes bu kadar hazır olsun, bu kadar senkron olsun, bu kadar niyetli olsun, istekli olsun. Birlikte harekete geçelim. Çünkü söylemler böyle. Çevik olmalıyız. Liderlerinden daha çevik olmalıyız duymayan var mı aramızda? Herkes çevik olalım diyor. Sen ne kadar çeviksin? Şimdi konu ben değilim diyor ondan sonra. Dolayısıyla derdimiz böyle bir tablo görmek. Ama realite maalesef bu. Herkes bir tedirgin. Herkes bir bekliyor. Bir dur bakalım sıra bize ne zaman gelecek diyor. Hepsi aynı yöne bakmıyor farkındaysanız. Gülenler var, eğlenenler var, soru işaretleri olan var, kaygıları olan var. Oyunda olan var, olmayan var. Ve dönüşüm liderleri olarak bizler istiyoruz ki herkes böyle olsun. Ama realitemiz maalesef bu. Ve bir oyun planı ortaya koyuyoruz. Bu insanları az önceki fotoğrafa nasıl dönüştürebiliriz diye, değil mi? Hepimizin kafasında bir oyun planı var. Becerileri tariflemeye çalışıyoruz, yapıları tariflemeye çalışıyoruz, süreçleri tariflemeye çalışıyoruz. Bir sistem tarifliyoruz. Ama en önemli çelişkilerimizden ve hatta zorluklarımızdan bir tanesi, bir sistemi parçalarını tanıyor olmak, sistemi tanıdığımız anlamına gelmiyor. O sistemin bileşenlerini bilmek, kendi başına o sistemin yönetebileceğimiz ve o sistemi değiştirebileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü her sistem bir organizma. Duygularıyla, düşünceleriyle, sorularıyla, mental becerileriyle, organizasyon kabiliyetleriyle bir organizma. Ve ideal organizma aslında dört temel boyutta şekilleniyor. Mental olarak ne kadar odaklanabildiği, duygusal olarak ne kadar bağlantıda kalabildiği, ruhsal olarak ne kadar hizalanabildiği ve aynı zamanda bütün bunların içerisinde de ne kadar önemli bir harmoni içerisinde bulunabildiği. Eğer bunların hepsi bir arada çalışırsa bu organizma sonuç üretiyor. Bu yüzden de tablo bu olduğunda ama beklentiler farklı olduğunda söylemler değişiyor. Eylem ve söylem birliğini sağlayamadığınız bir dönüşüm yolculuğunun içerisinde artık siz dönüşümü değil tutarsızlıkları, belirsizlikleri daha fazla yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Ve organizasyona diyorsunuz ki bir tercih yapın. Bunu mu istiyoruz, bunu mu istiyoruz?
meşhur Matrix değil mi? Morpheus getiriyor. Diyor ki mavi hap mı, kırmızı hap mı? Bir tanesi seni gerçekliğe götürecek diyor. O çeviklikle birlikte çizdiğimiz değil mi? İdeal dünyaya götürecek seni diyor. Bir tanesi diyor ki kendi gerçeğini yaşamaya devam edebilirsin ama o aslında koca bir yalan. Organizasyona seçimler sunmaya başladığımızda farkındaysanız etiketler de başlıyor. Çevik olmaya inananlar, inanmayanlar. Çevik olanlar, olmayanlar. Destek verenler, vermeyenler. Yanımızda olanlar, olmayanlar. Sabotörler ve sabote etmeyenler. Değil mi? Etiketler ağırlaşmaya başlayınca aslında organizasyonda ister istemez bir ayrışma ruhu yaratıyoruz. Çünkü kimse etiketlendiği bir organizasyonda etiketleriyle var olmak istemiyor. O zaman da mış gibiler başlıyor. Destek veriyormuş gibi. Sprint Review'de görüneyim. Retrolarda mümkün olduğunca pozitif mesajlar vereyim. Daily'lere katıldığımda ben bir susayım. Değil mi? Bütün bunlar başlıyor. Ve bütün bunlar başladığında aslında organizasyon bir değişim yönetimi yapmaktan çıkıyor. Bir değişim yönetimine doğru yol almaya başlıyor. Yani her şey değişsin, ben değişmeyeyim. Prosesler değişsin, insan kaynakları değişsin, liderler değişsin, ilişkiler değişsin, davranışlar değişsin. Ben değişmeyeyim. İşte bu paradoks bizim organizasyonlardaki dönüşüm yolculuğumuzda aslında önümüzdeki en önemli bariyerlerden bir tanesi. Çünkü bazen değişim yönetimine ihtiyacımız var. Bazen değişin yönetimine ihtiyacımız var. İkisinden birini tercih etmek zorunda değiliz. Bu tam bir paradoks. Ne zaman değişim yönetimine ihtiyacımız var? Buna gerçekten kaynağı, zamanı, eforu ortaya koymaya, bu yatırımı yapmaya niyetimiz varsa yapmamız gereken şey değişim yönetimi. Ama zaman baskımız varsa, hızla bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, kompleksite çok yüksekse, hizalanmak için yeterli zamanı organizasyona verebilecek durumunuz, bağlamınız yoksa o zaman da değişim yönetimine kaymak gerekiyor. Dolayısıyla her ikisinin de çalıştığı aslında koşullar var. Bir diğeri, aramızda biz bir aileyiz duygusunu yaşayanlar var mı şirketinde? Yani ya da şirketinin biz bir aileyiz mesajı verdiğini düşünenler var mı aramızda? Biz iyi bir aileyiz. Düşünmüyor muyuz? Biz bir aileyiz mesajı gelmiyor mu şirketinizde? Ya geliyor da tam da değiliz. Değil mi? Süper. Dağısı çok güzeldi. Harika yakaladım. Arkadaşlar, çevik dönüşümün önünde, dönüşümün önündeki en önemli engel biz bir aileyiz mesajı. Hayır efendim, biz bir aile değiliz. Biz bir aile de olamayız. Dönüşmek istediğimiz şey bir aile ruhu zaten olmamalı. Neden? Akşam hayal edin, evinize geldiniz, her birimizin aileleri var, çoluğu var, çocuğu var, sofraya oturdunuz. Bu ailenin bir ebeveyni var değil mi? Annesi ve babası var. Bu ailenin bir de çocukları var. Oyunun kurallarını kim koyuyor? Yaşa. Sen istediğin kadar kural koy, değil mi? Oyunun kurallarını kağıt üstünde anne ve baba koyuyor. Değil mi? Çocuklar ne yapıyor? Bu kuralları zorluyor. Bu kuralları değiştirmeye çalışıyor. Ya da bu kuralların ne kadar etrafından dönebilirim diye seni ufak ufak test ediyor. Nereye kadar aralık açarsan oraya kadar gidiyor. Bakıyor daha fazla gidemiyor. Oradan hemen U dönüşü yapıyor. Aile ruhu dönüşümün önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Çünkü ailenin ebeveynleri ve çocukları var. Ailenin kural koyanları ve kurallara uyanları var. Ailenin ebeveynleri aynı zamanda akşam sofraya geldiğinde ne istiyor? Huzursuzluk istemiyor. Değil mi? Bak zaten bütün gün çok yorulduk. İşimiz gücümüz var. Akşam sofrada tantana istemiyorum. Ses yükselmeyecek. Tansiyon yükselmeyecek. Her şey süt liman olacak. Bir uyum içerisinde olacağız. Realite böyle mi? Realite böyle değil. O yüzden bizim bir aile ruhuna değil, bir takım ruhuna ihtiyacımız var. Aradaki temel fark, hepimiz yetişkiniz. Ebeveyn ya da çocuk olmaya ihtiyacımız yok.
transaksiyonel analizle aranızda ilgilenenler varsa burada bazı personalar vardır. Ebeveyn, çocuk, değil mi? Bir de yetişkin vardır. Hepimiz yetişkiniz. Çeviklik benim için hepimizin birbirimize insan olduğumuzu hatırlatma yolculuğudur. Her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlayacağız. Hepimizin duyguları var, hikayeleri var, geçmişleri var, istekleri var, arzuları var, heyecanları var, merakları var, değil mi? Her birimiz aslında her türlü şeyi gerçekleştirebilmek için yeterli kaynağa ve kapasiteye sahibiz. Dolayısıyla ne kadar çok aile ruhunu büyütürsek organizasyonda, o kadar çerçeveyi birilerinin çizdiği, ne kadar takım ruhunu büyütürsek organizasyonda, o kadar birlikte başarma kültürünün büyüdüğü bir dünya yaratmış oluruz. Bir diğeri farkında olmak ve taahhüt etmek. İstiyoruz ki dönüşüm liderleri olarak bir konuda farkındalık yarattığımızda organizasyonda harekete geçsin. X şirketi böyle yapmış. Bak Y konusunda böyle yapıyor olmamız lazım. Çevikliğin bu organizasyonda nasıl yaşayabileceğiyle ilgili tarifleri, kuralları, akışları ben tarifledikten sonra, bunların eğitimlerini verdikten sonra, arkadaşlarla bu yolu kol kola girip yürüdükten sonra artık teker dönmesi lazım derken dönmüyor. Çünkü şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Dönüşümün içerisindeki bireylerin öğrenme hızı, adapte olma hızı, büyük resmi kavrayabilme hızı herkes için farklı. Herkese tek beden, dönüşüm yönetimi, değişim yönetimi maalesef çalışmıyor. Bu yüzden bazen taahhüt almanız gerekiyor. Bazen reçete vermeniz gerekiyor. Bazen oyunun kurallarını satır satır, ince ince yazmanız gerekiyor. Ama biz insanları hareket alanı açmamız lazım. Doğru açmamız lazım. Onların kendilerini keşfetmesi lazım. Doğru, kesinlikle keşfetmesi lazım. Eğer elde etmek istediğiniz şey çıktı ise, o zaman kimin önde, kimin arkada kaldığını, kimin neye ihtiyacı olduğuna daha fazla kafa yormak gerekiyor. Bu yüzden de bence taahhüt etmekle farkında olmak arasındaki çelişkiyi kişiler bazında, ihtiyaçlar bazında okuyabilmek çok önemli bir ihtiyaç. Aranızda bizim şirketimizde çevik dönüşüm bir projeyle başladı diyenler var mı acaba? Projeyle takip ediyoruz. Yaşayın ya. Nefis. Çevik dönüşüm çünkü bir proje. Başka? Biz şu konuyu agile yapmaya niyet ettik. Biz IT'de şöyle bir projemiz vardı. Bunu agile yapalım dedik. Sonra baktık çok iyi gidiyor. Biz bunu IT'nin geneline nasıl yayarız? IT'de de çok iyi oldu. Acaba business'ı bu işin içine nasıl çekebiliriz? Business'ı da çektik. HR kurtlanmaya başladı. Ya biz de dışında kaldık bu işin. Bizde de bir agile yapsak demeye başladı. İşe alımları HR yaptık. Hikaye tanıdık mı? Yüzlerde böyle tebessümler yaptık. Çoğu şirket böyle başlıyor. Çünkü bu bir proje olarak ele alınıyor. Halbuki dönüşüm dediğimiz şey şirketin DNA'sını değiştirmekle ilgili bir şey. Bakın bu din değiştirmek gibi bir şey. Bütün semavi dinler aynı şeyi söylüyor değil mi? Kardeşim diyor ki yalan söyleme. Başkasının malına mülküne göz koyma. Doğrudan şaşma. Değil mi? İyilik yap. Böyle şeyler söylüyor. Farklı bir şey söylemiyor. Çevik de farklı bir şey söylemiyor aslında. Hepimiz aynı şeyi söylüyor. Ama onları yorumlama biçimini, onu hayata geçirme biçimini farklılaştırman gerektiğini söylüyor. Eğer bunu bir proje olarak ele alırsak tıpkı karda bıraktığınız iz gibi bir sonraki tipiye kadar yaşayan ama bir sonraki tipi de karda tamamıyla organizasyonun eski kaslarına geri döndüğü bir yolculuk haline geliyor. Eğer bunu bir yolculuk haline getirirseniz, o zaman işin içerisinde kaşiflik duygusu var. İşin içerisinde keşfetmek duygusu var. Şöyle bir soru sormak isterim. Aranızda kimler bir seyahate gittiğinde, yeni bir şehri ziyaret etmek istediğinde, 3 gün önceden veya 3 hafta önceden, bazılarımız 3 ay önceden de olabilir, böyle nerede kalacağım, saat kaçta uçak inecek, uçak indikten 10 dakika sonra taksiye nereden bineceğim, bindikten sonra nerede ineceğim, hangi kafeye gideceğim, hangi müzeleri göreceğim, hangi şehirdeki deneyimleri yaşayacağım, akşam ne yiyeceğim, sabah ne yiyeceğim, galiba aramızda böyle birileri var. Bunları böyle 3 ay önceden yapmaya başlayanlar kimler? Niye yapma ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü sürpriz istemiyoruz. Ben buraya kısıtlı bir bütçeyle, kısıtlı bir zaman diliminde bir şey yapmak için gidiyorum. Sürpriz istemiyorum. Kafama ne koyduysam bunları yaşamak istiyorum.
aramızda vallahi uçaktan bir inelim. Sokaklarda bir kaybolayım. Karşıma ne çıkarsa bir deneyim yaşayayım. Biraz akışına bırakayım. Akşam hangi kafede olursa orada otururum. Bakarsın bir parkta otururum diyenler kimler? Bir de kararsızlar var. Duruma göre, ülkeye göre, şehre göre değiştiriciler var. Şimdi ikisi de bize bir deneyim yaşatıyor. İkisi de bizi oraya götürüyor ve bir hikayeyle geri getiriyor. İkisi de doğru. Yanlış yok. İkisi de sizin ne istediğinizle ilgili bir şey. Çevikliği eğer diyorsanız ki kardeşim ben bir projemi daha hızlı yapabilmek istiyorum. Daha müşteri odaklı yapabilmek istiyorum. Müşterimin ihtiyaçlarına göre nasıl yapacağımı bilmiyorum ama müşterimin ihtiyaçlarına göre ben bunu birazcık evireyim çevireyim ama belirli bir zaman diliminde bunu yapabileyim istiyorum diyorsanız buyurun bunu bir proje olarak ele alın. Ama ben organizasyonumun DNA'sını değiştireceğim. İnançları değiştireceğim. Temel kabulleri değiştireceğim diyorsanız o zaman bunu bir yolculuk olarak yaşayacaksınız. Dolayısıyla çevikliği nereye konumlandırdığınız, dönüşümü nereye konumlandırdığınız aslında belirliyor. Ara ara aralarda gidiyor. O yüzden arkama bakıyorum ekran mı gitti diye. Bir diğeri kontrol duygusu. Sistemi neden kontrol etmek isteriz? Efendim? Sağlıklı çalıştığını görmek için. Sağlıklı çalışmazsa ne olur? Çıkarsa ne olur? Ve bütün bunların hiçbirisini istemiyoruz. O yüzden sürekli kontrol altında tutmam lazım. Aslında söylediklerinizin hepsinin altındaki ortak tema öngörülebilir olmak istiyorum. Liderlerimiz bir türlü kontrolü bırakmıyor. Ya takımları kurduk, PO'yu rahat bırakmıyor. PO'ya dedik ki ürünün stratejisini sen belirleyeceksin, ürünün sahibi sensin, sürekli backlog'a iş sokman çalışıyor. Aradan iş getiriyor. Scrum Master'ı darlıyor, gel bana anlat takımda ne oluyor diyor. Agile Koç'a görev veriyor, gönderiyor. Böyle liderler var mı organizasyonlarımızda? Var tabii ki. Çünkü tek bir dertleri var. Kontrol etmek. Kontrol etmezse, kontrolü kaybederse, tersten söyleyelim, öngörülebilir olmaktan oyun çıkıyor. Öngörülebilir olmaktan niye korkuyor? Olamamaktan neden korkuyor? Oyunun dışında kalabilir, kendisine artık ihtiyaç duyulmayabilir, varoluşu sorgulanabilir, başarısı tartışmaya açılabilir. Bakın ne kadar büyüdü değil mi? Derinleşmeye başladıkça. Birinin başarısını tartışmaya açmak istemiyorsanız da başarının tanımını netleştirmeniz lazım. Başarının tanımını netleştirmek istiyorsanız da sürekli kontrol altında tutmanız lazım. İşte bu yüzden bazen sistemi kontrol etmek dönüşüm için çok büyük bir zarar. Fakat bazen kontrol altında tuttuğunuz şeyler eğer başarı tanımınızın bir parçasıysa, tutmaya çalıştığınız şeyler başarı tanımınızın bir parçasıysa, öngörülebilirlik ne kadar öne çıkıyor diye bakmamız lazım. Kontrol etmek dediğimiz nokta her zaman gel bana anlat olmayabilir. Bazen bir şeyleri kontrol etmeden de kontrol altında tutabilirsiniz. Asıl beceri burada. Burada da belirleyici olan şey kabul kriterlerinizin ne kadar net olabildiği, bir lider olarak beklentiyi ne kadar net ortaya koyabildiğiniz ve kabul kriterleriyle oyunu oynamaya ne kadar hazır olduğunuz. Eğer oyunu kabul kriterleriyle oynamazsanız sürekli gel bana anlat, gel bana raporla, hep sen bana gel. Ben sana gelmeyeyim, hep sen bana gel. Yaklaşımı büyür. Bu yüzden de çoğu dönüşüm yolculuğunun içerisindeki en önemli dertlerden bir tanesi ölçmek. Aranızda şu soruyu organizasyonunda sıklıkla yaşayan var mı acaba? Çevik dönüşümün başarısını nasıl ölçeceğiz? Ya bu kadar koç aldık. Dışarıya danışmanlık paraları veriyoruz dünya kadar. Ya biz bunları yapıyoruz da ne oluyor yani? Tanıdık bu soru. Yöneticilerimiz, liderlerimiz değil mi? Şirket CEO'larımız soruyorlar bu soruyu. Kardeşim 3 yıldır veriyoruz bu danışmanlara bu parayı. Ne değişti yani hayatımızda? Benim karlılığım mı değişti? Bu sorunun cevabını vermekte zorlanıyoruz değil mi? Sizce neden zorlanıyoruz? Ne eksik oyunda?
Neyi ölçeceğimizi bilmediğimiz için mi zorlanıyoruz? Her şeyi ölçmek zorunda değiliz. Değil mi? İletişim eksikliği. Bu ne demek? Bir birazcık açar mısınız? Yani şöyle işbirliği ve iletişimin çok daha yoğun sıkı olduğu noktada, yani değişimin daha kolay görülebildiğini varsayarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla o iletişimin yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya o işbirliğinin daha sıkı olmadığı noktada sadece ölçmeyle bir yeri kadar gidemeyeceğiz. Biraz açar mısınız değer odaklılığı? Sonuçta aslında en azından benim şahsi görüşüm bu. Çok ciddi anlamda değer yaratma odağı var çeliklerin içerisinde. Ve yaptığımız her şeyi seçerken maksimum değeri yaratmayı hedefleyerek seçiyoruz bunu. Ve herkes aynı bakış açısında olduğunda takım çalışması yapılabildiğinde, işbirliği yapılabildiğinde, önceliklendirme yapılabildiğinde herkes bu anlamda hizalı oluyor. Dolayısıyla ürettiğimiz çıktıyı işte daha öncesine göre az mı ürettik, çok mu ürettik vesaire bakış açılarıyla ölçme kaygısından uzaklaşıp gerçekten değer yaratacak şeyi üretmek bir mutabakat sağladık bakış açısına yetiyor. Bu bakış açısına yetiştirmek anladım. Kriz yaşamadığı için yani krizde daha belli oluyor. Stres anlarını nasıl tecrübe ettiğini henüz görmediği için katma değerini görmemiş olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Ben biraz aslında güven eksikliğiyim. Ben de alayım. Beni çok güzel bir noktaya getirdiniz. Teşekkür ederim. Bütün söylediklerimiz doğru. Bazen değeri anlayamıyor. Bazen benchmark yapabilecek elimizde bir referans yok. Bazen arkasındaki stresi yaşamadığı için ne çıkacağını bilmiyor. Ama günün sonunda çoğu organizasyondaki dönüşüm hikayesinin istediği sonuçları üretememesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi Reason Why. Simon Sinek. 3 tane halka, merkezinde why var. Değil mi? Yıllar önce hayatımıza soktu bunu. Bu arada Brené Brown'un ve Simon Sinek'in Adam Grant'in çok güzel 2 tane podcast'i yayınlandı geçtiğimiz hafta. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Dare to Lead kanalından izleyebilirsiniz Spotify'da. Bunun üzerine de biraz sohbet ettiler. Eğer dönüşümü neden yaptığınıza dair net bir tarif ortaya henüz koyamadıysanız, tarifi koymanız yetmez, bunu üst yönetimle henüz el sıkışamadıysanız, üst yönetimle el sıkışmanız yetmez, bunu bir alt kademe, iki alt kademe ve hatta üç alt kademeye yeterince iletişimini yapmadıysanız, tek derdiniz ölçmek olur. Ölçmek bir araç. İyileşmeyi göstermek için bir araç. Gelişmeyi göstermek için bir araç. Ölçmek bir amaç değil. Bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ama ölçmek uğruna bazen bak burada kalite %36 iyileşti. Bak burada verimliliğimiz 3 kat arttı. Toplantılarımız %X düştü. Çok farklı perspektiflerden ben bu işi neden yapıyorumun haklı nedenlerini ortaya koyma mücadelesi içerisine girerseniz taraf olursunuz. Lidere rağmen, CEO'ya rağmen, CEO'nun bir kaş göz işaretine, bir yüz mimiğine bakar. Yani arkadaşlar bunun için mi yapıyoruz bunu? Bu kadar işi bunun için mi yapıyoruz? Dediğimiz anda bütün kredisini kaybeder dönüşüm. Bu yüzden de ölçmek, evet katkıyı ölçmemiz lazım, göstermemiz lazım. Ve bu konuda çok da akıllı olmamız lazım. Ama bütün bunları ne için yaptığımızın da net bir tarifini koymamız lazım. Akşamki seansta biz mesela Fortotosan'da bu konuda bayağı bir
hırpalandık organizasyonda. Önce neden yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Yaptığımız şey nerede etki yaratacak? Bunlarda dil birliği yaratmak konusunda organizasyonda yaklaşık 6-8 ay zaman harcadık. Ama bunları bir kere oturttuktan sonra bunun üzerine kat inşa etmek, yaptığınız her ölçümün burada neye hizmet ettiğinin linkini kurabilmek, insanlara bu perspektiften anlatmak çok daha kolaylaştırıcı oluyor. Fakat bazı şeyler de var ki rakamlarla ifade edilebilir durumda değil. Aranız kültür anketleri yapıp biz 5 üzerinden x.7'yiz diyen var mı organizasyonunda? Fakat çoğu organizasyon kültürel olgunluğunu, çalışan bağlılığını, değil mi? Her şeyi rakamlarla ölçmeye gayret ediyor. Çünkü bir şeyin rakamını ortaya koyarsanız tartışmayı açmıyorsunuz. Subjektiviteyi ortadan kaldırıyorsunuz. Fakat normal dağılım her zaman gelir. Ve çoğu zaman organizasyonun karanlık yanları aydınlık yanlarından daha çok şey anlatır. Sessiz kitle, sesini çıkaran kitleye göre daha güçlü içgörülere sahiptir. Bu yüzden de esas olan ölçmenin yanında bence diyalog yaratabilmektir. Ne kadar güçlü ilişkiler yaratabiliyorsunuz, konuşulmayanı ne kadar konuşturabiliyorsunuz, karanlık yanı ne kadar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Çoğu organizasyon üretkenlik ve verimlilik derdinin peşinde. Yüzde X headcount tasarrufu yapacağız çevik dönüşümle birlikte diyen var mı? Ya da benim şirketim böyle bir şey belirledi. %10 headcount'umuzda saving'e gideceğiz çünkü çevik yapıyoruz. Efendim? Değil mi? En önemli yanılgılardan bir tanesi şu. Üretkenlik ve verimlilik arasındaki fark. Üretkenlik şudur. Ya aynı kaynakla daha fazla iş yapacaksın ya daha az kaynakla aynı işi yapacaksın. Bu sizin üretkenliğinizi arttırmanızı gösterir. Verimlilik ise tamamıyla girdileri kısma motivasyonudur. Ne kadar az kaynakla ne kadar çok iş yapabildiğindir. Dolayısıyla kaynakları ne kadar azaltırsam o kadar çok iş yapmalıyım motivasyonu aslında işin çoğu zaman doğasına terstir. Fakat kaynak dediğimiz şeyi çoğu zaman da headcount olarak algılıyoruz. Kaç kişiyle yapıyorsun? Biz bu projeye 40 kişiyi koymuştuk, ECA çalıştık, artık 35 kişiyle yapıyoruz, 30 kişiyle yapıyoruz. Kaynak her zaman headcount olmak zorunda değil. Bazen iletişim maliyetleriniz de bir kaynak. Bazen toplantı zamanlarınız da bir kaynak. Efendim? Karbon salınımı kesinlikle. Bu bile bir kaynak. Elimizdeki kaynakları neyi, ne için, hangi amaçla çevikleştirmeye çalışıyoruz ve nasıl bir katma değer yaratmasını sağlıyoruz etrafında bir diyalog kurarsak, o zaman üretkenlik verimlilik çelişkisinden çıkıp biz kaynaklarımızı ne kadar etkin kullanabiliyoruz, ne kadar değer katabiliyoruz bu kaynakların üzerine tartışmayı bu zemine getirme şansımız olur. Çevik dönüşüm dediğimizde hep kültürden bahsediyoruz değil mi? Önce kültürü değiştirmek, önce kültürü dönüştürebilmek. Kültür deyince aslında aklımıza üç şey geliyor. Bir organizasyonda bireyin nasıl harekete geçtiği, paydaşlarıyla nasıl etkileşime geçtiği ve farklı koşullar altında nasıl reaksiyonlar verdiği. Act, interact, react. Aslında bu üç şey bir organizasyonun kültürünü belirliyor. Herhangi bir durum olduğunda nasıl harekete geçiyor, paydaşlarıyla nasıl bir etkileşim ve iletişim içerisinde, beraberinde de stres anlarında ya da farklı koşullarda, mutluluk anlarında da olabilir. Nasıl reaksiyon veriyor? Derdimiz kültürü değiştirmek. Fakat kültür kendi başına değişemez. Kültüre tarifler koyarak bir değişim rüzgarı yaratmak mümkün değil. Değerleri ve prensipleri organizasyona ne ifade ettiğini anlatarak bir dönüşüm yaratabilmek mümkün değil. Bunu mümkün kılan şey iklim. Evinizde yarattığınız iklim çocuğunuzun karakterini ve kişiliğini şekillendiriyor değil mi? Şirketimizde yarattığımız iklim yani harekete geçerken nasıl bir ortamla karşılaşacaksın? Reaksiyon verirken nasıl bir ortamla karşılaşacaksın? İnteraksiyona geçerken nasıl bir ortamla karşılaşacaksın? Tepki verilen ve verilmeyen, sessiz kalınan ve kalınmayan her ne varsa aslında iklimin kendisini oluşturuyor. Bu yüzden de çoğu zaman çevik dönüşümün içerisinde kültürle başlayan aslında dönüşümü
aslında iklimi dönüştürme motivasyonuna çekmek çok çok daha etkili olabilir. Ve bundan dolayı da iklimi dönüştürürseniz kültürü dönüştürme şansınız olur. Ama ben kültürü dönüştürmek istiyorum dediğimizde değerler, prensipler, davranışlar, tarifler, eğitimler, beklentiler, organizasyona tek yönlü bir monoloğa dönüştürürsek bu işi, her ne kadar katılımı ve dahiliyeti istesek bile bu arzu ettiğim sonucu üretmeyebilir. Psikolojik güven ve güven. Çok popüler kavramlar. Dönüşüm liderleri olarak bazen çok güvenli bir duruşa ihtiyacımız var. Değil mi? Bilgimizle, ikna ediciliğimizle, bazen provoke ediciliğimizle, bazen güçlü sorularımızla güvenli bir duruşa ihtiyacımız var. Ki organizasyonda size karşı bir kredi oluşmasını sağlayabilin. Güven dediğim şey aslında bunun dört unsuru var. Birincisi bilgi seviyenizle ne kadar güven veriyorsunuz? İkincisi davranışlarınızda ne kadar tutarlısınız? Güven verdiğiniz konuda tutarlı bir şekilde performans gösterebiliyor musunuz? Üçüncüsü bunu nasıl bir mesafede, nasıl bir yakınlıkta yapabiliyorsunuz? İlişkileriniz nasıl? Ve son olarak da bütün bu anlattığım üç şeyi şirketin faydası için ne kadar oryante edebiliyorsunuz? Ne kadar kullanabiliyorsunuz? Ortak faydayı ne kadar yakalayabiliyorsunuz? Eğer bu dört parametre bir araya gelirse aslında bir güven inşa ediyorsunuz birey olarak. Fakat dönüşüm liderleri olarak sizin bireysel ne kadar güvende hissettiğinizden daha önemlisi organizasyonun psikolojik olarak kendini ne kadar güvende hissettiği. Bu ortamı ne kadar fasilite edebiliyorsunuz? Bu ortamı ne kadar yaratabiliyorsunuz? Öğrenen bir ortamı, dahil olan bir ortamı, katkı sağlayan bir ortamı, sistemi statikoyu challenge edebilen bir ortamı ne kadar yaratabiliyorsunuz? Kendi donanımınızı, bilgi birikiminizi, ikna ediciliğinizi, harekete geçiriciliğinizi kullandığınız kadar aynı zamanda organizasyonun da kendini psikolojik olarak güvende hissetmesini sağlayacak. Yani sesini çıkardığında, bir eleştiri getirdiğinde, bir fikir ortaya koyduğunda diğerleri tarafından eleştirilmeyeceğini ve etiketlenmeyeceğini bilme halini ne kadar organizasyona yaratabiliyorsunuz. Psikolojik olarak kendini güvende hissetmeyen hiçbir organizasyonda geri besleme kültürünün büyümesi, açıklık gelişmesi, şeffaflığın artması, dahiliğin artması bunlar mümkün değil. Geri besleme dedik. En favori konularımızdan bir tanesi, değil mi? Geri beslemeye bayılıyoruz. Çok önemli bir konu. Geri besleme dediğimizde besleme kelimesini özellikle kullanıyorum. Geri bildirim, değil mi? Daha çok geri bildirim kullanılıyor. Fakat bence geri bildirim anlamını tamamlamayan bir ifade. Türkçe'ye çevirirken bence yanlış çevirmişiz. Çünkü geri bildirim bildirenle ilgili bir şey. Bu benle ilgili. Ben size geri bildirim veriyorsam bu benle ilgili bir şey. Sizin davranışlarınızın benim üzerimdeki etkisiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla size bir şey bildiriyor olabilirim. Ben size bir şey bildirdiğimde ilginizi çekerse cebinize koyarsınız, çekmezse teşekkür eder geçersiniz. Değil mi? Geri bildirim böyle bir ilişki. Ama bunun adı geri besleme olduğunda aramızdaki ilişkinin kökleşebilmesi için, senin varoluşunun güçlenebilmesi için ben seni büyütmek istiyorum. Beslemek istiyorum, desteklemek istiyorum mesajı taşır. Dolayısıyla geri besleme, geri bildirimden farklı bir şeydir. Bu yüzden de bu jargonu bence kullanırken altını nasıl doldurduğun çok çok önemli. Ve çevik dönüşümün içerisindeki en önemli unsur sürekli iyileşme, sürekli gelişme ve sürekli iyileşme ve gelişmenin en önemli aracı da geri besleme. Fakat geri besleme tek başına her zaman yeterli değil. Radikal bir samimiyete ihtiyacımız var. Radical Candor diye bir kitap vardır. Hepinize tavsiye ederim. Çok güzel anlatır bu hikayeyi. Der ki, seni kişisel olarak ne kadar önemsediğim ve bunun ikimiz arasındaki ilişki açısından ne kadar önemli olduğu. Bu ikisini bir araya getirebildiğin alan seninle benim aramdaki radikal samimiyet alanıdır. İlişkimizi büyütmek istiyorum ve seni önemsiyorum. Eğer bu iki mesajı birlikte verebilirsen, bu radikal bir samimiyet yaratır. Bunun genelde seni büyütmek istiyorum, ilişkimizi geliştirmek istiyorum kısmı çoğu organizasyonda çok güçlüdür. Ama ben seni ne kadar önemsiyorum, ne kadar değer veriyorum, ne kadar aramızda ilişkiyi değerli kılmaya çalışıyorum mesajıyla güçlendirirseniz o zaman radikal bir samimiyet alanına girersiniz. Ve radikal samimiyetteki kritik kelime radikaldir. Bazen yıpratıcı olabilir. Bazen
bizim kültürümüze ters gelen açıklık, değil mi? Bizim böyle bir etrafından dolanma kültürümüz vardır. Türk kültüründe böyle, ya şimdi ben böyle sana böyle bir iletişim yaparsam sen bunu birazcık kişisel algılama ihtimalin olabilir. Bu da bizim ilişkimizi gelecekte zedeleyebilir. Ben biraz yumuşatayım bunu. Biraz etrafından dolaşayım. Dönüşümün önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Yeterince açık olmamak. Kardeşim senin şu 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 davranışın bana bu hissettirdi ya. Bunu söylemekten imtina ettiğimiz her yerde dönüşümden de ödün veriyoruz. Dönüşüm liderleri olarak organizasyonda geri besleme kaslarını büyütelim. Ama ne kadar radikal bir samimiyet içerisinde olduğumuzda mutlaka gözden geçirmemiz lazım. Toler etmek ve kucaklamak. İngilizce tolerating ve embracing. Embrace kelimesi bence daha güzel karşılıyor, değil mi? Hepimiz diyoruz ki böyle çevik değerleri kucaklamamız lazım, bu prensipleri anlamamız lazım. Fakat çok ince bir ayrım vardır. Tolere etmekle kucaklamak arasında çok yaman bir çelişki vardır. Tolere etmek şudur. Gönlüm yok ama, rızam yok ama, hadi sizin hatırınıza bu seferlik sesimi çıkartmayayım. Kucaklamak ise altında yatanın ne olduğunu anlamak. Bunu daha fazla dahil olma ihtiyacı hissetmek. Yanındayım mesajı vermek. Bir şeylere rağmen değil, rızam olmadan değil, gerçekten birlikte öğrenmeye niyet ederek buradayım demek. Neyi tolere ettiğimiz ve neyi kucakladığımızı anlamak bence çok ama çok kritik. Kucaklanmayan şeylerin tolere edildiğini unutmayın organizasyonunuzda. Ve tolere edilmesi aslında lider olarak kağıt üzerinde varım ama pratikte yokum demek. Bu yüzden de dönüşüm liderleri olarak bunları açık etmek. Bak burayı sadece tolere ediyorsun, farkında mısın? O review'e geliyorsun, off pof yapıyorsun, sesini çıkartmıyorsun, bazen sessiz kalıyorsun. Hep tolere ettiğin mesajını veriyor, kucaklamıyorsun. Bu ikisini netlikle ortaya koyabilmek bence organizasyonların kendisiyle yüzleşebilmesi açısından çok önemli bir paradoks. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Bir organizasyonu çevikleştirmek, çevik takımların sayısını arttırmak demek değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Organizasyonda çevik takımların sayısını arttırdıkça küçük küçük adacıklar yaratıyoruz. Fakat çevik bir organizasyon yaratalım dediğinizde bunun içerisinde iş yapış şeklinin dönüşümü var, organizasyonun dönüşümü var, kültürün ve liderliğin dönüşümü var ve bir de değişim yönetimi var. Pek çok dönüşüm hikayesinin içerisinde eksik olan kısım değişim yönetimi olduğu için aslında değişim yeterince kolay ve hızlı olamıyor. Çünkü istiyoruz ki çevik koçlarımız, dönüşüm liderlerimiz aynı zamanda değişimi de yönetsin. Değişimi yönetmek çevik koçluk servislerinin dışında farklı servisler de gerektiriyor. Empati gerektiriyor, sürekli sağdan sinyal toplamayı gerektiriyor, bunları düzenli olarak proses etmeyi gerektiriyor. Sistemin sadece bileşenlerini değil, o sistemi bir organizma olarak duygularını, kaygılarını, sorularını sürekli olarak proses etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden de çevik bir organizasyon yaratmak için çevik koç kaynağını sahaya sunmak yeterli değil. Bunun yanına mutlaka değişim yönetimi liderliğini de bence oturtmak lazım. Ben bunu çok severim. İki tip ecail var. Biri büyük harfli, biri küçük harfli olan. Eğer derdimiz büyük harfli ecaili yapmaksa, bence bu konuda nefis bir uzmanlığımız var. Nefis bir bilgi birikimi var. Nefis bir kütüphane var. Nefis bir paylaşım ortamı var. Bunun üzerine şirketler kurulmuş, sertifikasyon prosesleri oluşturulmuş, değil mi? Ticarileştirilmiş, çevirip çevirip aynı hikaye farklı isimlerle pazarlanmış. Bazısı üç harfli olmuş, bazısı beş harfli olmuş, bazısı üç rollü olmuş, bazısı beş rollü olmuş. Burada derya deniz malzememiz var. Dert burası. Burası zaten zor olan. Küçük harfli ecail. Çünkü ecail bir sıfat arkadaşlar. Bir isim değil. Bir ismin önüne gelmesi gerekiyor. Neyin çevik olmasını istiyoruz? Çevik proses. Çevik takım. Çevik proje. Çevik şirket. Her ne ise. Eğer buna bir sıfat derseniz o zaman sandığımız kadar da o çerçevelere, o rollere takılıp kalmamıza gerek olmadığını keşfederiz ve bu organizasyonlar için müthiş bir özgürleşmedir.
Bütün derdimiz aramızdaki ilişkiyi ve iletişimi farklı bir düzeme taşıyabilmek, karar verebilme hızımızı arttırabilmek, organize olma becerimizi arttırabilmek, reaksiyon gücümüzü arttırabilmek. Bunun için illa bir Scrum takımına ihtiyacımız yok. Bunun için Kanban yapmaya da ihtiyacımız yok. Extreme Programming de şart değil. Bunların hepsi, eğer ne yapacağını bilmiyorsan nasıl yapabileceğine dair bir öneri var diye ortaya çıkmış olan şeyler. Eğer bu felsefenin tamamını içselleştiremezsek, yani derdimizin geri bildirim vermek değil, geri besleme ve radikal samimiyet olduğunu hatırlarsak ya da bunu hatırlayamazsak, derdimizin sürekli ölçmek değil, bir diyalog yaratmak olduğunu hatırlayamazsak, derdimizin liderleri oyuna çekebilmek için onlara sürekli tarifler vermek değil, onlarla anlamlı ilişkiler kurabilmek, sebep-sonuç ilişkileri, reason why'lar konusunda dil birliği yaratmak olduğunu hatırlayamazsak, eğer bu felsefenin liderliğini yapamazsak, o zaman bu oluyor. Felsefesini bilmediğimiz için teknisyeni oluyoruz. Acar Baltaş'ın nefis bir paylaşımı. Bizler felsefesini bilmediğimiz işin teknisyeni olursak, o zaman sadece bu işin uygulayıcısı oluyoruz, dönüştürücüsü değil. Kolaylaştırıcısı oluyoruz, dönüştürücüsü değil. Eğitmeni oluyoruz, dönüştürücüsü değil. Ben bugün, ya seni Erhan dinledik, 45 dakika oldu, ne anlattın derseniz aklınızda bu 6 şey kalsın istiyorum. 1. Karanlık yanlar, aydınlık yanlardan daha çok şey yaratır bu organizasyonda. Bunun farkında olmak önemli. Eğer karanlık yanları sorgulamak, anlayabilmek, keşfedebilmek, buralarla ilgili dahiliyetinizi sağlayamazsanız, sadece aydınlık yanlardan aldığınız inisiyatiflerle, içgörülerle harekete geçerseniz bir şeyler eksik kalır. Sessiz kitle, sesli kitleden daha çok şey anlatır. Sessizlik daha önemli bir mesajdır. Her paradoks bir ihtiyaç ile tetiklenir. Dolayısıyla ihtiyacı anlamak önemli. Lider de, CEO da bir ihtiyaçla orada arkadaşlar. Yönetim kuruluna karşı sorumlu. Değil mi? Hissedarına karşı sorumlu. X milyon TL, X milyon euro yatırımı yaparken o da bir şeyin hesabını vermek istiyor. Bir paradoks yaşıyorsa sadece gönlü olmadığı için değil, bir ihtiyacı bu süreçte karşılanmadığı için orada. Bu empatiyi kurabilmeniz onları oyuna çekmek açısından çok önemli. Adını koymak, bununla baş edebilmenin en önemli adını. Susan David, kulakları çınlasın. Duygusal çeviklik, okumayan varsa aramızda mutlaka okusun. Bir şeyin adını koyarsanız onunla aranızda bir mesafe yaratırsınız ve bu size baş edebilmek için, karar verebilmek için bir alan yaratır. Bu paradoksları görünür kılın. Bunların anlamlandırmaya gayret edin. Bunları açıkça ifade etmeye gayret edin. Bu hayatınızı kolaylaştıracaktır. Söylememek daha çok zorlaştırır. Önemli olan hız değil tempodur. Esas olan sürekliliktir. Koşu sporunda uzun mesafe koşuyorsanız yavaş koşmayı öğrenmeniz lazım. Hızlı koşarak uzun koşmayı öğrenemezsiniz. Hızınızı ne kadar düşürürseniz o kadar hızlı koşarsınız. Çeviklik hızlanmakla ilgili bir şey değildir. Çeviklik yavaşlamakla ilgili bir şeydir. Ne kadar yavaşlarsanız nerelerde hızlanabileceğinizi keşfetmek için yeterli zamanı kendinize yaratmış olursunuz. Dönüşümün bir kutup yıldızı olmalı ve bu siz değilsiniz. Kendinize böyle bir misyon atfetmeyin. Çoğu dönüşüm liderinin en önemli yanılgılarından bir tanesi. Organizasyonda bir kahraman edasıyla, bir şeyleri değiştirme ve dönüştürme mücadelesiyle, bir Don Kişot edasıyla sürekli bir mücadele içerisinde olmak. Sizden daha büyük bir anlam olmalı. Sizin fikirlerinizden daha büyük bir kutup yıldızı olmalı ve bu herkes tarafından bilinmeli, anlaşılmalı, konuşulmalı ve tartışılmalı. Son olarak da değişim yönetimi temelinde kaygı yönetimidir. Kaygıyı yönetin. Neden kaygı duyuyorlar? Ne eksik? Neyi kaybetmekten korkuyorlar? Ne taahhüt ediyorsunuz? Taahhüt ettikleriniz bu kaygıyı gidermeye ne kadar hazır? Eğer bu sorular üzerine kurulu bir diyalog yaratırsanız bence dönüşüm herkes için çok daha kolay, çok daha dahil edici olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Umarım böyle ufacık bir soru işareti, bir minik bir ilham noktası sizlerde yaratabilme şansım olmuştur. Ne zaman ne konuda arzu ederseniz seve seve buralardaki tecrübelerimizi birlikte paylaşma imkanımız olur. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Buyurun. Çok teşekkürler güzel sunum için. Ben sunumumuzdan şöyle bir çıkarımda bulundum. Aslında Agile dönüşüm içinde kullanabiliriz. Ve karşıma ilk çıkan şey de bireyler ve etkileşim. Ama biz daha çok dediğiniz gibi büyük Agile'de aslında proseslerde çok fazla zaman harcadık. Bunun adına Agile 3.0 diyelim, 2.0 diyelim. Bir yolculuk, bir paradigma değişim. Bence çok isabetli ve insan yapılması gereken yatırımı çok güzel ifade ettiniz. Ya bu yolculukta Türkiye ve dünya olarak neredeyiz ve bu yolculuğu nasıl şekillendireceğiz konusunda fikriniz nedir? Teşekkür ederim. Şimdi Doğu kültürü bir denge arayışı içerisinde değil mi? Sürekli bir o yin yangları düşünün. Siyahla beyaz, karanlık, aydınlık hep bir denge arayışı var. Batı kültürü hep bir tatmin arayışı içerisinde. Yaşadığı deneyimin onu tatmin etmesinin peşinde. Şimdi Doğu ile Batı'nın arasında sıkışan kültürler veya ikisinin de etkisinde kalmış olan kültürlerse bir varoluş çabası içerisinde. Çevikli Türkiye özelinde biraz böyle görüyorum. Bir sıkışmışlık halimiz var. Ya biz bu işin metodik tarafında mı büyümek istiyoruz? Biz bu işin felsefesinde mi büyümek istiyoruz? Biz bu işin liderlik tarafında mı büyümek istiyoruz? Biz bu işin uygulamalar tarafında mı büyümek istiyoruz? Ben baktığım zaman Batı, özellikle Avrupa, Amerika, buradaki çevik akımlarına baktığım zaman temel farkındalık tamamen ilişkilere kaymış durumda. Artık o metodik farkındalıktan, metodik bakış açılarından yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Yani Scrum'dır, Kanban'dır, Extreme Programming'dir falan bunlara çok gerek yok. Sen ilişkilerine bak, odaklanmana bak. Organizasyonunu çevikleştirebilmek için illa çevik bir Spotify modeli ortaya koymana gerek yok. Davranışlar neler, kapabiliteler neler? Bu perspektiften baktığımda biz bence buraya henüz uzağız. Henüz buradaki farkındalık, liderlik anlayışı açısından da çok oluşmadı. Fakat bir yandan da iyi olduğumuz bir kısım var. Motivasyon çok yüksek bence, niyet çok yüksek. Startup kültürünü büyütmeye çalışıyoruz, beraberine müşteri odaklılığını arttırmaya çalışıyoruz. Yatırımcı profillerimiz bence çeşitleniyor, girişimci profillerimiz çeşitleniyor. Bence asıl oyunu oynamamız gereken yer, büyük büyük koca amiral şirketlerinin çevikleşmesinden ziyade native agile dünyayı nasıl büyütebiliriz? Bugün otomotiv dünyasında Tesla native agile bir şirket. Otomotivde agile'ı böyle bir scale'da yapan, tamamıyla uçtan uca bütün organizasyonumu değiştirebileceğim demeye cesaret eden bir örnek henüz yok. Çünkü riski çok. Supplier riski var, tedarikçi riski var, bir sürü tedarik riski var, bir sürü konu var. Ama ne zaman ki konuyu ben çevik organizasyon olacağım noktasına getiriyorsun. O zaman ilişkiler, iletişimler, prosesler bunların hepsini bütünsel değiştiriyorsun. Ben Türkiye açısından asıl potansiyeli girişimci dünyanın native agile dünyanın büyümesi olarak görüyorum. Felsefe olarak özellikle bence bir miktar daha ileride olan çevik uygulayıcılarına göre özellikle işin liderlik boyutu ve ilişkiler boyutunda bence oldukça yolumuz var. Bunu bir miktar benim Almanya'da tecrübe etme şansım oldu. Özellikle insana değer, insan olduğunu hatırlama, o yavaşlama hali, buralardaki farkındalık ben çok tatmin edici buldum. Biz buralarda uzağız çünkü hayat böyle çalışıyor bizde. Sabahtan akşama euro %15 biliyor. Ben şeyle alakalı, ihtiyaç var mı bilmiyorum ama zaten... Bu kültürü dönüştürmekle iklim yaratmak arasındaki farktan bahsettik ya, orada iklim yaratmakla alakalı başlangıç noktası ne olmalı diye soracağım. Benim için iklimi yaratan şey herkesin kanıksadığı semboller. Sabah şirkete girersiniz, kart okutursunuz. Bu bir iklim. Der ki, kardeşim bir hoş geldin de. Bir sisteme bir izini bırak, saat kaçta geldin bu şirkete. Çıkarken de okutursun, değil mi? Dolayısıyla içeride kaç saat geçirdiğim benim için önemli. Bak sana bir duygu geçiriyorum şu anda. İçeride geçirdiğin zamanı önemsiyorum ve değerli buluyorum. Kontrol altında tutmak istiyorum seni. Otoparka girersin. CEO'nun otoparkı, CFO'nun otoparkı, CHR'un. Onlar oraya böyle yan yana dizilirler. Değil mi? Audi'ler dizilir öyle. Sen de yan tarafa çekersin. Senin yerin ayrılmış değildir ama onların yeri ayrılmıştır. Yemekhaneye inersin.
Yönetim ekibinin yemekhanesi vardır. Çalışanların yemekhanesi vardır. Asansöre gidersin, önüne bir tane baba koymuşlar. Birazdan CEO gelecek de o binecek. O yüzden açık tutuyorsun kapısını. Bunlar minicik semboller. Ya bizde böyle olur yani. CEO'nun kendine ait asansörü var dersin. Bu kadar da basittir. Ama bir iklim mesajı verir. Toplantıya girersin. Herkesin toplanması için 10 dakika beklersin. Ya bu toplantı 9'da değil miydi? Yok biz herkes gelsin öyle başlayalım. 10 dakika sonra gelen başlayabiliriz arkadaşlar der. Bunların hepsi iklim. İklimi yaratan, görünmeyen ama bütün algıyı şekillendiren şeyler. O yüzden kültür dediğinizde işte daha deneysel olalım, daha işbirlikçi olalım, birbirimize işte daha açık olalım, şeffaf olalım, risk alalım. Bunları demen yetmiyor. Kültür eğer oyuna kültürden başlarsan, bu sembollerin yarattığı hijyen faktörleri aslında kaçırmış oluyorsun. İklimi büyütemiyorsun. İklimi büyütmediğin için üzerine kültür inşa edemiyorsun. Bu ikisi arasındaki farkı keşfedebilmek önemli. Bence sembollerden başlamak. Sonra söylemlere geçmek. Önce sembolleri kaldırmak, sonra söylemleri değiştirmek. Sonra da eylemler konusunda yıkıcı, radikal samimiyet verebilmek. Bence önemli olan bu. Yıkıcı derken ilişkileri değil, davranışı anlamında söyledim. Tamam, olur. Tamam. Bir 5 dakika kadar aşmış olduk süremizi. Peki, hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Görüşmek üzere.